Bir artı bir öğrenci evi mi geziyoruz? Selam. Aslında aylardır yapmam gereken şeyi yapıyorum ve bunu nedense taşınmama şurada bir hafta kala yapıyorum arkadaşlar ve aslında bu kadar makyajım yok. Yani kameradan şu an ben de böyle fark ediyorum. Bir şey yok ya. Neyse, şu an ne yapıyoruz? Taşınmak üzere olduğum evi turluyoruz. Neden 6-7 aydır yapmıyorsun? Çünkü 6-7 aydır kafamı kaldıramadığım başka şeyler var. Okul, iş falan derken hiç YouTube'a vaktim olmadı valla. Çıkış nedenlerini falan, ev içinde olanları sonrasında full artı full konuşuruz. Şimdi bu evi artık bir turlayalım. Yani yaklaşık Ocak ayından beri hesaplasak 8 aydır falan bu evdeyim. Gelin beraber turlayalım. Ve tabi ben açılışı balkonda yaptım. Evin ışık alması falan, güneşi mükemmel. Yani bunu hiç diyecek bir lafım yok. Giriş kapısına geldim. Aslında 1 artı 1 diye geçiyor ama bence 1 artı 0 bir ev, o yüzden hani çok uzun da sürmeyecek. Buyurun. Kapı bey. Bey diyorum, sebebi yok yani. Kapı güçlü erkek anlamı söyledim ama artık o da bize geçti galiba. Şimdi ben buradan kamerayı arkaya çevireceğim ve evin tamamını göstereceğim. Benle beraber gezmiş olacaksınız. Zaten doğru kapıdan girdiğiniz anda sizi otomatikmen mutfağım, yani mutfak sayılırım. Yarı mutfağım ve direkt salonum karşılıyor arkadaşlar. Bence çok cici bir salonum var. Yani tanıştırayım, bu renk uyumuna bayılıyorum orada. Papatyam var. Bir de beni her gün sevdiğini söyleyen Rıfkım var. Biraz yorulmuş sanırım. Değil mi Rıfkı anneciğim? Bakın burada da beni sevdiğini her zaman söyler. Bunu ben koparmıştım yanlışlıkla. Böyle oturur burada uslu uslu. Ev arkadaşımdır kendisi. Papatyayı da aslında buraya full papatya yapacaktım ama sonradan bunu tekrarlamaya üşendim. Bir de buna eşlik eden, papatyayla uyum sağlayan sarı bir koltuk var. Bu halı var ama şöyle bir şey diyeceğim. Bu halı çok güzel bu arada, kesin falan. Ama ben buraya başka bir halı düşünüyordum Şubat ayında falan. Ve ölçüyü yanlış aldığım için bu halı geldi. Yani matematiğimi buradan sorgulayayım. Hatta şu araya almak istediğim, bunu hediye getirmişti yurttaki arkadaşlarım. Buraya almak istediğim halı da banyo paspası kadar küçük bir şey geldi. O kadar yanlış bir ölçü almışım. Başka da hiçbir şey demiyorum. Mutfağa gelecek olursak, tabi tartışılmaz bir sarı bezim tabii ki de var. O sünger değişecek, onu görmezden gelelim. Ve burası bu kadar temizleniyor, onu da görmezden gelelim. Barbie'li kavanozlarımı görebiliriz. Hatta onun takımı olan, yine yurttaki arkadaşım hediye getirmişti. Barbie'li tepsiyi de görebiliriz. Mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyorum. Çekmecesi yok yani. O yüzden şöyle bir kavanoza, işte kutuya diyeyim, bir şeyler, çatal kaşık, bıçak koyuyorum. Sonra bu leke de buradan çıkmıyor. Yanlış sanırım. Buraya yapamadık. İşte ocağım var. Altında tekrar bir raf var. Buralarda raf, hem içinde çöp var. Bu tarafta raflar. İçleri çok karışık o yüzden. Şunu açabiliriz herhalde. Çok da bir eşyası yok. Bildiğiniz mutfak dolapları. Burada işte baharatların olduğu bir dolap var. Mutfak bu kadarcık bir alan. Hatta şu masa yokken ben mutfakta gerçekten kafayı yiyordum. Yani çalışacak alan yok çünkü. Hatta bulaşık yıkadıktan sonra direkt hemen şuraya koyup hemen kaldırıyorsunuz. Hani öyle bir şey. Sonra burada iki kişinin oturabileceği, zorlarsak 4-5 kişinin oturabileceği bir küçük bir alanım var. Burayı çok sonradan aldım. Yaklaşık 2-3 ay önce gelmişti bu da. Yani tekken falan çok idare ediyoruz 1-2 kişiyken. Ama tek yaşın için zaten bu masa hayli hayli yetiyor. Salon bu şekilde. Bu sehpa var. Bu sehpa üstten üste geçiyor. Yani yandan falan çekmeli ve çok seviyorum. Yani yeni gelin olsam yine bunu alırdım. Çok seviyorum gerçekten. Şu da benim yerde duran gariban modemim. Abim buna çok kızıyor. Buna bir yer bulamadım mı diye. Bunu sehpaya koymak istemiyorum. Çünkü sehpayı anlık olarak kullanabiliyoruz. O yüzden çıkaracağız. Üstten çıkıyor. Bir de zorluyor beni yani o yüzden. O şekilde. Evimin girişinde bir de şuradan ben bir banyom var. Şu kısımda beyaz eşyaların olduğu bölüm var. Bunlar zaten eve aitti. Benim değil. İçinde eşyalarım kaldı. Evi toparlıyorum da bir yandan. Sonra girişin hemen yanında sizi banyo karşılıyor aslında ilk olarak giriş. Ellerini yıkama bunda. Ve banyoda ne gösterebilirsin? Zevkliyim bence. İşte banyoda aslında hiçbir şey yok. Hatta bu dolap da burada yoktu. Bunu da ben taktırdım. Dışı aynalı, içi dolaplı. Bayılıyorum. Kullanışlı şeylerin hastasıyım arkadaşlar. Bu tripod hatırladınız mı bu arada? Sonra başka da bir şey yok. Bu kadar banyomuz var. Ay saçlarımı çok beğendim. Bu aynada yoktu dediğim gibi. Ben hepsini ben.
Sonrasında geçiyoruz ki benim odama. Hemen zaten salonun oda hemen diğer yanında. Hani öyle bir koridor aramız falan yok. Hemen odayı turluyoruz. Odaya geldiğinizde yine öncelikle bu yatağı ben camın yanına almıştım bu şekilde ama sonra çok da cama yakın olmak istemedim. Hemen yana aldım, hatta büyük bir bonusu burada prizin olması. Mükemmel bir ayardı. Yani çok yine göstereceğim bir şey yok. Bir yatağım var, hiç dekor yapmadım bu arada. Açılır kapanır masa önce salondaydı, sonra buraya aldım. Şu an işte dağınık olduğu için kapalı, taşımak üzereyim çünkü. Burayı da çalışmalarımı yapmıştım sonra, işte finaller falan burada çalışmıyordu. Halıyı bu sefer ölçüsünü doğru aldım. Tek halıydı. Bunu da yolluk niyetine almıştım. Sonra burası boşlanınca buraya serdim. Bu valiz de bugün benimle geldi. Yine toparlanma aşamasındayız. Bu dolabın da taksi deneyimiz ama yine taşıma aşamasında olduğumuz için bunu da satıyoruz. Bu üstü tamamen benim istifçiliğim arkadaşlar. Şu raf detayına bayılarak aldım bunu. Tüm bu rızıvarı topluyor orada. Kapağında ben kurduğum için yamuk. Yani tam sıkamadım vidaları, yoksa onun bir sorunu yok. Tamamen benden kaynaklı. İşte küçük ev aletleri diyoruz. Kiwi markalı olan ağız bir eşyaları arkadaşlar ve yarım perdem oradan gözüktü. Ama yine çoğunu kapatıyor. O yüzden ben sorun görmedim ve birkaç aydır böyle kullanıyorum bunu. Kiwi, o da kiwi, bu da kiwi. Ve burada yine tabii bir kızım ya da bir evde olmazsa olmadı. Ayna, boy aynası. Bu aynayı gerçekten büyüyle değiştirecektim. Sonra hiç gerek duymadım. Ayna işte dedim, geçtim, var mı var. Ve sanırım ilk defa temiz. Cam sürekli açık olduğu için sürekli yapışıyor bana tozlar. Arkamda görmüş olduğunuz istifçilik kutuları. Ayakkabı kutuları var. Liseden kalma çantam var. Parfüm kutuları var. Her şeyin kutusu orada yani. Hiç vazgeçmedim bundan. Ve bu da ben. Kırmızı yeleğim. Ve ben. Sonra sizi nereye götüreyim? Aslında turumuz bitti. Sizi bir de en son olarak balkona çıkarayım. Başladım yani. Salona bağlı bir balkonum var. Ev cadde üzeri. Karşımda inşaat vardı ama çoğunlukla evde olmadığım için bundan rahatsız olmadım. Şu an kiralık 1+1 eşyalı daire yazılıyor. Çünkü bu hafta çıkacağım. Onları da konuşacağız. Girdiğimizde ilk aslında yolluk olarak aldığım halımız buydu. Yani bildiğiniz bir paspas. Bunu sonradan atmak için aldım buraya. Şurada kedi kumum var. Evimde 2 gün bir kedi kaldı. Ondan kalan tek şey de bu oldu. Sonra kaçıp kendi yuvasını bulmuş. Burada kapalı bir balkonum var. Karşımda tam şey olan benzinlik var. Çünkü benzinlik detayı mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel. Böyle manzara ve cadde detayı. Hemen gösteriyorum. Canım sıkıldıkça akşamımız çok güzel oluyor. Gelen iletim izliyorsun ve her gün çiçek görüyorum burada. Evet, tamamen çiçek. Böyle geleni geçeni izliyorum. Akşamları güzel oluyor. Evin turunu tamamladık. Yani zorlasak 10 dakikalık bir video olur. Şu an bilmiyorum ki acaba eve çıkmayı ve evden ayrı sebebinde bu videoyu mu sığdırsam, yoksa sonrasında evle ilgili detayları mı konuşsak diye sadece bu ev turu olarak mı kalsa. Yani gerçekten bunu bilemedim. Eğer ki düşünürsem ışık gitmeden çekerim. Ya da burada kapatırım, bilmiyorum. O yüzden ikisini birden söyleyeyim. Eğer çekersem şu an video devam edecek. Çekmediysem de bu video burada kapanmıştır ve izlediğiniz için Yasemin teşekkür etmiştir size. Beğendiniz mi ve eve çıkmayı düşünüyor musunuz? Eve çıksanız dikkat edeceğiniz detaylar veya beklentileriniz ne olurdu? Bunları da konuşalım. Yani zaten ben bunları detaylandıran bir şeyler çekmeyi isterim. Şu an evden çıkmanın sebebi de işten ayrılmak diye söyleyebilirim. Çünkü ev, iş, okul, hani yetişkin gibi davranmamak gerekiyormuş arkadaşlar okul hayatında. O yüzden okul hayatında gerçekten öğrenciliği yaşayıp bir yandan yanına mesleki bir şeyler katmak iyiymiş. Ama birdenbire yetişkin gibi işe odaklanıp, eve odaklanıp okulu son safhaya atınca biraz patlıyormuşsunuz arkadaşlar. Yani ben biraz öyle oldum ve kendime fazla yüklendim. O yüzden işi ve evi bırakmaya karar verdim ve şimdi son senemde sanırım ya aparta ya yurda tekrar dönerim. Çünkü ev gibi konular uğraşmak istemiyorum. Ivırı zıvırı, arızaları, ihtiyaçları gerçekten bitmiyor tek yaşatısınızla. İlk çıktığım ayda doğalgaza çok fazla sorun yaşadım. Kışın vaktiydi ve gerçekten bir ay boyunca bu sorun çözülemedi. Yani uğraştılar ama çözülemedi, bir türlü olmadı. Sonra ne sorun oldu? Banyosal birazcık sorun yaşadık. Su falan kaçırıyordu. Hep böyle sürekli bir sorunlarla uğraşıyorsunuz gazla ilgili. Ve ben doğalgazdan gerçekten çok korkarım. En ufak sesimde falan. Acaba bir şeyim var, bu bar ayarları falan filan. Benim korktuğum şeyler. Ve bu evde tek görmediğim şey böcekti.
Yani böcek tiki olanlar için, özellikle benim gibi örümcek tiki olanlar için, ay söyleyince bile şey oluyorum yani. Bu çok önemli bir detaydı. Bu evde böcek detayı yoktu ve konumu çok iyiydi. Zaten hemen karşısında benzinlik var ve gece olsun, gündüzün vakti olsun hemen bir ihtiyacımız olduğunda biz direkt gidip alabiliyorduk. Biz dediğime bakmayın, ben tek yaşıyorum. Alışkanlık olmuş. Arkadaşlarım falan geldiğinde, bir canımız bir şey istediğinde, bir şey ihtiyaç olduğuna hemen karşıdan alabiliyorduk. Etrafında çoğu market var. Birazcık da ses sıkıntısı var. Özellikle büyük araçlar geçtiğinde, motor geçtiğinde falan. Özellikle bir de camlar açıksa çok fazla ses geliyor. Onun dışında söyleyeceğim ne var? Mutfakla ilgili yemek konusunda falan aslında iyisiniz. Her şey yapabilirsiniz biliyorum. Ben de yapıyorum. Ama bazen işten geliyorsunuz, bazen sınav haftanız oluyor. O yemek detayı ya da yemekten sonraki bulaşık detayı ve benim gibi küçük bir mutfağınız varsa o bulaşık zaten kalamaz orada. Hemen yıkamak zorundasınız. Bunu iyi ilerlettiğimi düşünüyorum yani, hep böyleydim. Son zamanlara doğru artık saldım biraz yani, yoruluyordum çünkü aman kalsın yarın yıkarım, ama yarın o mutfak felaket bir yerde oluyordu. Odayla ilgili de ya, evde en çok korktuğum şey hani deprem, bir şey olacak, en ufak sese böyle ürperir oğlum. Nasıl söyleyeyim, hani evde biri mi var? İşte bir şey tıngırdadı, o ses ne? Biri mi var falan? Çok böyle nasıl desem, korkuyorsunuz yani. Ben de ötlek olduğum için olabilir ama ben o kadar korkmadım. Sonralarda böyle hani ilk alıştığımda ya deprem olursa, ya bir şey olursa ne yapacağım? Bir de apartman da boş çünkü çoğu öğrenci ve dönem bittiğinde herkes gitti. Apartman da boş. Sadece tek artısı dediğim gibi hem cadde üzerinde hem karşıda benzinlik var. Eğer ki bir şey olursa hemen böyle caddeye çıkarım falan diye düşünüyorum artık. Başka da söyleyeyim ne var? İhtiyaçları da hemen hemen 3-4 ayda falan bitti. Yani biraz evi toparlamak. Zaten 7. 8. ayda da ben çıkıyorum evden. Pişman değilim. Çok güzel deneyimler yaşatıyor. Gerçekten böyle ayağın üstünde durduğumuzu hissetmek. Ondan sonra oradan biraz özgürlüğü hissetmek. İstediğiniz saatte girip çıkabilmek. Eve istediğinizi almak, istediğinizi almamak. Güzel. Ayara tutturduğunuz sürece hani çok güzel. Benim de çok geç girdiğim oldu, girmediğim oldu. Çok geç çıktığım oldu. Çünkü ev benim, kural benim. Kimseye hesap vermiyorsunuz. Bu arkadaşınız olsun, aileniz olsun. Yine de ailevi çıktığı halde ailesinin baskıladığı yine insanlar var. Benim ailem öyle değildi. Yani eve işte arkadaşlarımla geldi, tek de kaldım, geç de girdim, erken de girdim. Uyudum, uyandım, temizledim, dağınık bıraktım, her şeyi yaşadım. Ve bu deneyimler için asla pişman değilim hani. Olması gereken şeyler yaşandı. İşle ilgili, evle ilgili, okulla ilgili ve zor da olsa ben olması gerekene ve kadere gerçekten inanıyorum. Bu deneyim 20 yaşında yaşadığım için de tabii ki de çok mutluyum. Bu asla bir düşüş, bir vazgeçiş, bir yıkılış değil. Tamamen bir deneyim yani. Çok da güzel bir deneyim. Çoğu 25 yaşında, 30 yaşındaki insanların belki yaşayamadığı, Türkiye'deki çoğu gencin hayali olan bir şey bu. Eve çıkmak, bir artı bir ev hayali. Bir yerden sonra arkadaşlar hiç düşünmediğiniz şeyleri düşünüyorsunuz. Hiç takmayacağınız şeyleri takıyorsunuz. Çünkü dört duvar arasında kaldıkça, gece gündüz yalnızlığı tattıkça arkadaşlar artık hani gün içinde olan en ufak şey bile sizin kafanızda fazla düşünmenize sebep oluyor. Ben de çok düşünen bir insanım, takılıyorum yani bir şeye takıldığım zaman ve kafamda büyüt, büyüt, büyüt. Ya bir yerden sonra da artık hani şu evde bir kedi mi olsa ya da birini mi alsam falan. Ben birini almaya hiç yanaşmadım, kedi almaya da yanaşamadım. Tuvaletiyle falan uğraşmak istemedim ve bana alışmasını, sonra yalnız kalmasını hiç istemedim. Böyle oldu. Şu anda burayı işte bu hafta boşaltacağım ve bir anı kalmasını istedim. Bu evde hiçbir şey çekmememin diğer sebebi de çekinecek bir anım olmadı. Oldu, doğum günde falan çok güzeldi ama sonradan onları izlediğimde üzülebileceğimi tahmin ediyordum ve doğru tahmin etmişim. Eğer ki doğum gününde burada pasta yaptığımız, eğlendiğimiz videoları çekseydim şu anda onları izleyip büyük ihtimal üzülecektim. Hani bunları ilk defa yaşayan bir YouTube'dan sildiğim bir videom var. O da hani çok üzüldüğüm bir videoydu. Çünkü arkadaşlarım olan bir şey vardı. Şu an hiçbir arkadaşım değil. Hayatta böyle şeyler de var. O yüzden her şeyi de buraya yedeklemedik. Ya da eve çıkış süreci falan haddinden fazla zor olduğu için de hiç ilgilenemedim açıkçası. Sürekli kombin bozuluyor. Eşyalar gelip gidiyor. Sürekli bir sorun çıkıyor falan derken. Evle ilgili çoğu hiçbir şeyi paylaşamadım YouTube'da. Bunun için biraz kırım. Yine de iyi kötü çekebilirdim. Ama hiç vaktim olmadı. Yani çektiklerimi de atamadım zaten. En son annem geldiğinde bir 5 günlük vlog var. O 5 günün 5'inde de zaten evden bir parçamız var. O yüzden açıp açıp aa burası benim evimde diyeceğim. Yarın bir gün Bolu'ya geldim ki Bolu benim memleketim. Tabii ki de geleceğim. Okul bittikten sonra geleceğim, şey için de geleceğim. Her defasında hatırlayacağım. Burası benim evimde falan diye hani. Böyle hatırlayacağım. O yüzden çok güzel anı. Yani duygusallaşıyorsunuz ama ağlayamıyorsunuz bir yerden sonra. Birazcık duygusalım ama evdeki anılar bir yerden sonra artık sıkıp üstümüze gelmeye başlıyor yani.
dışarıda yaşanan en ufak olay kafanda da çok büyümeye başlıyor. Siz de artık bir yerden zaten evi kapatmayı düşünüyordum. Temelli ayrılmış oldum başka eve taşınmaktansa, ama çok güzel bir deneyimdi. Aklınızda varsa, yapmaya korkuyorsanız yap. Bir şey olmaz. Yani 20 yaşında yapılan hatadan bir şey olmaz. Evde değiliz, çoluk çocuk sahibi değiliz. Hani kimseye karşı bir sorumluluğumuz yok. En kötü ailemizin evine döneriz benim gibi. Orada çalışırız, orada da sorumluluklarımız var. Olsun, her şey için ben hayatıma, yaşadığım her şeye, kendime çok teşekkür ederim. Yani kendi kendimi böyle güçlü kılabiliyorum. Ve sizleri seviyorum. YouTube'la ilgili, eve çıkmakla ilgili, üniversite hayatıyla ilgili birçok şeyi yine bu kanalda konuşacağız. Yine devam edeceğim, hiçbir şekilde yılmayacağım. Her şekilde yine burada, er ya da geç görüşeceğiz. Yani geç de yüklesem, çekip atamasam da, ama tekrar buraya geleceğim. Çok konuşmuşum, gerçek içimi biraz dökmüşüm. Madem bundan sonra ben büyük ihtimal eve çıkışın detaylarını falan konuşacağım, bir video çekeceğim. Büyük ihtimal olacak yani. O yüzden şimdilik burada bu videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Eve çıkmak istiyorsanız da çıkın.